Selamun aleyküm. Aleyküm selam müdür, hoş geldin. Buyur. Kahve içer misin? 40 yılda bir. Sade olsun bari Tuncay kardeş. Seni çok önemli bir mesele için çağırdım. Bu kimse tarafından duyulmamalı. Hatta Nazan dahi. Sen, ben, Tuncay. Üçümüzün arasında kalacak. İnşallah düşündüğüm şey değildir. Esas düşündüysen tam 12'den vurdun. Yanlış anlama Fevzi Aga, o mesele kapanmamış mıydı? Masanın talimatı vardı benim bildiğim. Masa Behzat'a çok büyük bir iş verdi. Ödül kazanana verilir. Arada bizim müstakbel dünür var diye düşündüm ama masa ilk başta bizim üstümüzü çizdi. Seçimini Behzat'tan yana kullandı. Bir de bunun üstüne savaş mı açacaksın Behzat Aga'ya? Masayı haklı çıkarır. Sen bilirsin tabii de. Müdür, benimle çocukmuşum gibi konuşma. Ben bugünlere sadece bileğimin gücüyle gelmedim. Bu rekabet bizim işteki rekabet. Tahtıravalli gibidir. Bilir misin tahtıravalliyi çocukken binerdik? Binerdik. Birisi inerken öbürü yükselir. Böyledir bu işler. Ancak gören bir göz anlar. Kim inerken kim yükselir. Bizim bu konuyla alakamız. Şimdi Behzat'ı ufak ufak ısıracağız. Sık sık gidip vuracağız. Ama malına dokunmayacağız. Behzat inecek. Kimse yükselmeyecek. Aynen öyle. Tahtıravalli ama bir tarafı boş. Behzat'ın malı Timurdu'ya gidecek ama kimse bizden şüphelenmeyecek. Onun için bu işi kimsenin bilmemesi lazım. Nazan'ın bile. Sen, ben, Tuncay. Eğer duyulursa masa fişimizi çeker. Peki beni niye dahil ediyorsun bu işe? Bu cömertliğini neye borçluyum? Çünkü sen iyisin. Sağlamsın. Aynı taraftayız. Sen bizim için adam vurmadın mı? Biz borcumuzu ödesek, helalleşsek. Gerçekten bu işler beni aşar Fevzi Aga. Benim çoluğum çocuğum var. Ailemin başında durmam lazım. Yanlış anlamam. İşte bu yüzden. Bu yüzden seni seçtim. Sen de benim gibi ailen için her şeyi yaparsın. Sokaklarda Behzat'ın adamını senin indirdiğin söyleniyor. Seninle biz artık aynı taraftayız. Benim de yektanım da sana yanlış olmaz. Olmadı diye de düşünüyorum. Ama biz borcumuzu ödeyelim. Tamam, Şenol'un borcunu kabul ettik. Eyvallah dedik. Allah'ın izniyle ödeyeceğiz de. Ama fazlası olmasın. Borcumuzu ödeyelim. Herkes kendi yoluna. Bu güzel sohbeti de yapmamış olalım. Güle oynaya dağılalım Fevzi Aga. Kahveni de başka zaman içerim Tuncay kardeş. Hayırlı işlerin olsun. Afiyet olsun reis. Sen şekerli içerdin. Ne oldu? Sadeye mi döndün? Ben müdürün böyle diyeceğini tahmin ettiğim için zaten şekerli yapmıştım.
Tamam, sen gel, sen yardım et bana. Tut şunu şöyle. Tamam, tamam, bırak bana şimdi. Ambulans nerede kaldı? Geliyor mu ambulans? Geliyor, geliyor. 5 dakikaya burada. Komaya falan girmemiştir değil. Yok canım, ne koması? Seyirmiş kurşun. Gelmemiş bir yere. Komaya girilmez böyle. Şoka girdi herhalde. Çok şükür. Fakat Nazan Hanım, vallahi iyi ki buradasınız ha. Tövbe biz 60 sene bunları yapamazdık. Maşallah size. Ne bir kan tutması, ne bir telaş, sabır taşısınız nesiniz? Yok. Sabır taşı değil de Fevzi Kaya'nın kızıyım. Hah, geldi. Şerefime geldi. Gel kardeş, gel burada. Turnikesini yaptık. Sıyırmış zaten, çok derinde değil yani. De şoka girdi galiba bu. Şu halimle bile ayılır ayılmaz önce tanıdık gazetecileri aradım. Yani mekanda değil de sanki mekanın arkasında serseriler sıkmış gibi yazacaklar. Yani mekanla ilgili hiçbir haber çıkmayacak. Aferin Yekta. Fevzi Bey. Ay ben az kalsın ölüyormuşum. Yani doktor çok ucuz atlatmışsınız dedi. Abartma, sıyırmış geçmiş mermiye. Sıyırmış geçmiş. Nasıl sıyırmış geçmiş canım? Yani sıyırmış olabilir belki ama çok önemli bir damarın yanından sıyırmış. Doğru, orada siyatik var, aşağı kadar gidiyor. Atar damar da yanında. Tamam, olabilir. Zaten o damara gelse kan kaybından ölebilirmişim. Ya Allah'tan Nazan Hanım oradaymış da ilk müdahaleyi yapıp hayatımı kurtarmış. Onu da Asat anlatıyor, yani ben o sırada baygındım. Nazan doktor gibidir. Dikiş atmışlığı bile vardır. İlk mi? Anlamadım Fevzi Bey. Yani ilk defa mı vuruluyorsun? Ay evet evet, bu seferki ilk. Hani ilk defa milli oluyorsun, olaya öyle bak. Demek ki bu saatten sonra artık güvenliğe daha fazla dikkat edeceğiz Yekta Efendi. Evet Fevzi Bey. Ya Kartal, seni zaten orada göremeyince iyice bir paniğe kapıldım ben. Sen kaşla göz arasında nereye gittin? Aileme bir işim vardı, söylemiştim aslında. Sen de haber alır almaz geldim ben hemen. Allah'tan Azat oradaydı da arkalarından sıktı. Yoksa adamlar dönüp dönüp gelip sıkacaktı, dönüp dönüp gelip sıkacaktı. Dönüp dönüp. Kartal, ya bu Behzat'ın adamları mıydı acaba? Vallahi yaktıracağım, artık her şey mümkün bu saatten sonra.